Değerli izleyiciler, herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber efendim yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Kanal V ekranlarından sizlere çok defa seslendik. Bununla beraber geçmiş dönemlerde de şu anda da yeni dönemimizde de size sportif faaliyetlerini, yapılan burada branşları ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ve bununla birlikte de bugün efendim şu anda Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antalya Spor Salonu'ndan sizlere sesleniyoruz. Çünkü bugün değerli il müdürümüzle beraber çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın Yavuz Gürhan bizlerle birlikte ve bununla beraber biz bugün aslında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyetlerini konuşacağız. Değerli müdürümüzün göreve gelmesiyle beraber vizyonlar neler olacak, hedefler neler olacak, yeni değişiklikler var mı, branşlar eklenecek mi ve Antalya'da özellikle pandemi süreciyle beraber nasıl bir yol izleniyor, pandemi sürecinde sportif faaliyetler nasıl ilerliyor? Tabii ki de Antalya'nın da sağlamış olduğu konfor var diyelim. Bugün bunları da konuşacağız birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür Biz ederim. Hoş geldik. Siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hep beraber. Umarım keyifli değerli izleyicilerimiz için. Hem sizleri biraz tanımış olacağız hem de bununla birlikte biraz böyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü konuşacağız. Şimdi bugün aslında Kanal V ekranlarında da ilk defa yayındasınız, evet, değil mi? Evet efendim. Evet, biraz böyle hem de sizi tanımış olacağız. Biz aslında Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü tanıyoruz değerli izleyicilerimiz. Çünkü gerçekten 7'den 70'e sportif faaliyetlere hizmet veren bir yer ve çok da keyifli bir yer aslında. Bütün branşları biz de değerli izleyicilerimize ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde şimdi göreve geldiğiniz süre içerisinde ben biraz böyle yaptığınız çalışmaları da öğrenmek istiyorum. Hem değerli izleyicilerimize bu süre içerisinde il müdürümüzün nelerle şu anda faaliyette olduğunu bilsin. Buyurun. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun tensipleriyle Temmuz ayının içinde Antalya Gençlik Spor İl Müdür Vekili olarak görevlendirildim. Göreve başladığım süre ve öncesinde bakanlığımızın 2019-2023 strateji planında yer alan ülkemiz gençlik ve sporunun günümüz gereklerine uygun, geleceğin olumsuzluklarına karşı hazırlıklı, nitelikli, gençlerin bu bağlamda yeni dünya düzenine ya da dünya kültürüne saygılı, milli manevi değerlerine sahip, milli manevi değerlerine sahip geleceğini planlayabilen, olumsuzluklar karşısında yenilikçi ve Türkiye'nin aslında şöyle diyebiliriz belki de, değil mi? Uluslararası bütün alanlarında başarılarının da kaydedilmesi amacıyla hem nitelikli gençler yetiştirmek, nitelikli gençler yetiştirmek ve bu gençlerin nitelikli yetişmesine imkan sağlamak için. Türk sporunun uluslararası alanda başarılı ve nitelikli olmasına imkan sağlamak misyonuyla. Hem de tanınıyor. Evet. Türkiye'yi de tanıtmış oluyoruz. Türkiye'yi tanıtma. Aslında. Bu misyonumuzla yolumuza devam ederken yerelde de gençlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, onlara projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlayan, onlara rol model olabilen, harika, ve spor anlamında da sporun tabana yayılmasına imkan sağlayan, 7'den 77'ye halkımızın sporla buluşmasına imkanlar hazırlayan, yeteneğin keşfedilmesinde çaba içinde olan ve keşfedilen yeteneklerin takibinin yapılabilmesi, sporun tabana yayılması, yeteneklerin takibi noktasında hareket ederken bir bakıma da, bir anlamda da halkımızın sporun erişiminde, kolay erişmesinde, her yaş grubunun spor yapmasında, sporun bir yaşam biçimine dönüşmesinde de onlara imkan sağlayan görev ve sorumluluklarımız var. Bir de spor turizmimiz bunun var. Bunun yanında da müdür, spor turizminin gelişimine de destekleyici çalışmalarımızla valimiz himayesinde
tüm kurum kuruluşlarımızla, paydaşlarımızla, işbirliği içinde mesai arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi spor hayatımızın her alanında olmalı. Aslında çok da güzel söylediniz. 7'den 70'e herkesi birleştiren ve gerçekten ruhu doyuran bir şey aslında spor. Bunu da söylemek lazım. Çünkü burada insanlar hem mutluluğu yaşıyorlar, hem gerçekten kendi yeteneklerinin farkına varıyorlar ve bunların bir dışarıya çıkımı aslında, dışarıya bir vuruşu bu yeteneklerin. Ve çok güzel söylediniz, dünyaya Türkiye'yi duyurabilmek, belki yarışmalarla, o madalyalarla, o başarılarla sesimizi daha çok duyurabilmek dediniz. Bu çalışmaların ışığında şunu da söyleyebiliriz aslında, çünkü tesisleşme çalışmalarınızı da ben merak ediyorum. Neler yapılıyor? Birazcık aslında tesisimizi de hem tanıyabiliriz. Burada işte velilerimiz, özellikle küçük yaştaki çocuklarımızı sizlere emanet ediyorlar ve değerli hocalarımızdan hep programlarda şunları duyduk. Bize emanet edin çocuklarınızı, sizin çocuğunuz, bizim çocuğumuz, hiçbir gözünüz arkada kalmadan biz de onlara sizin kadar önemli bakıyoruz dediler. Biz de tesisimizi sizin dilinizden bir dinleyebilir miyiz? Bizim tesisleşmelerimiz ülkemizin Spor Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda milletimizin spora erişimini kolaylaştırıcı nitelikte ve tesislerin herkesin erişebilirliğine sunulması yönünde çalışmalarımız tesisleşme adına devam ediyor. Bununla birlikte dünyada dünyanın spor ihtiyaçlarında modern tesislerimizle, modern spor tesislerimizle de ülkemiz spor anlamında dünyada çok önemli bir yerde. Hı hı. Örneğin 33 bin kişinin aynı anda maç izleyebileceği bir stadyuma, kendi elektriğini kendisi üretebilen, dünyada çok az örneği olan bir stadyuma sahibiz. Bunun yanında 10 bin kişilik sporcu kapasiteli şu anda program yaptığımız bu spor salonumuzdan bahsetmek istiyorum. 14 tane bu büyük ana salon dışında 14 tane branşa özgü, hı hı, 17 branşta antrenman yapabileceğimiz antrenman salonlarına sahip. Yaklaşık 55 dolayında antrenörlerle 24 saat açık tesislerimizden bir tanesidir Antalya Spor Salonumuz. Burada velilerimizin her yaş grubunda çocuklarına yaptığımız programlar çerçevesinde, hı hı, onların sporla buluşturuyoruz. Spor gelişimlerini takip ediyoruz. Yetenekli bulduğumuz sporcuları yeteneklerine yönlendirip sonra da takipler noktasında velilerimizi bilgilendiriyoruz. Velilerimizin çocuğunun sporda buluştuğu anlarda erişkin saatlerimiz oluşturduk. Velilerimiz çocuğunu spora bıraktığında kendileri de salonumuzda ücretsiz pilates eğitimleri, masa tenisi salonlarında masa tenisi oynamalarına imkanlar tanıyoruz. Okçuluk salonumuzda yetişkin saatlerimiz, hı hı, antrenman saatleri oluşturduk. Satranç eğitimimiz var. Satranç yine eğitimimiz 7-24 sürekli devam ediyor. Devam ediyor. Yani 3 yaşından 83 yaşına kadar herkese sporla buluşturup sporun içinde sporu bir yaşam biçimiyle, bir spor turizmin başkenti olarak adlandırılan Antalya'mızda biz onu sporun başkenti yapmak gibi de bir iddiamız var. Bu anlamda da çalışmalarımız ve bu bağlamda faaliyetlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz Antalya'da uluslararası organizasyon anlamında hem coğrafi konumu sebebiyle hem iklim şartlarından dolayı dört mevsimin aynı anda yaşandığı, ya iklim koşullarının her tür spor branşına imkan sağladığı, evet, bir destinasyona sahip bir kentte yaşıyoruz. Yeri geliyor kayağımızı yapıyoruz. Yani projelerimizden geliyor, bir tanesi de aynı gün içinde kayakla başlayıp bisikletle devam edip yüzmeyle sonlandırdığımız faaliyetlerimiz var. Dünyada bu lokasyonda başka merkezlerimizin olduğunu düşünmüyorum. Ama bu anlamda bakıldığında işte golf turizmi, futbol turizmi, işte doğa sporları turizmi gibi daha çok organizasyonlarımızı, turizm amaçlı organizasyonlarımızın başını çeken branşlarımız olmasına rağmen bunların sayısını, niteliğini ve katılımcısıyla süresinin uzatılması konusunda da bir takım çalışmalar içindeyiz. Bakanlığımızın Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün himayesinde sürdürdüğümüz paydaşların bir araya getirilmesiyle spor turizminin geliştirilmesine yönelik eksiklerimize ve gelecek planlamasına yönelik bir takım
çalışmalarımız, çalıştaylarımız devam ediyor. Harika. Yine sizlerin de başından sonuna kadar içinde olduğunuz Hestorex'imiz alternatif spor turizmi ve sağlık turizmi ile ilgili şehrimizi Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirdiğimiz fuarlarımız, çalıştaylarımız devam ediyor. Bunun sonucunda da dünya spor pastasından hem genç tesislerinin hem konaklama kalitesinin hem içinde bulundurduğu saha ve antrenman tesisleri anlamında hak ettiğinden az pay aldığını düşündüğümüz Antalya'mızı hak ettiği yere getirmek adına çalışmalarımızı dört koldan sürdürüyoruz. Evet, müdürlüğümüze bağlı ben de bilgilerime bakıyorum. 109 tane tesisimiz var. Çok daha geniş kitlelere yayılabilmemiz için ve gerçekten adımızdan da güzel söz ettirebilmemiz için, daha kaliteli belki de hizmet verebilmemiz adına gerçekten güzel bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ve bu faaliyetlerle beraber de taçlanacak bunlar. Buyurun lütfen. Yani biz tabii ki spor tesisi anlamında oldukça iyi durumdayız. Tesis sayımızla, tesis kalitemizle, bu tesislerimizin yapmayı planladığımız, iddialı olduğumuz sporun başkenti yapmaya yönündeki iddiamız olan Antalya'mızda bu tesis sayımız konaklama hizmetleriyle, lojistik sağladığımız diğer imkanlarımızla tabii ki burada zaman içinde hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyoruz. Tesis olarak her geçen gün ihtiyaçlarımız büyüyen, değişen dünya şartlarında da devam ediyor. Bu arada bu anlamda da işte devam eden bir jimnastik salonumuz, inşaatımız var. Onun tamamlanmasıyla birlikte işte Avrupa ve Dünya Şampiyonlarının jimnastiğin ülkemizdeki büyük organizasyonlarına da talip olan bir kent olacağız. Projelerimiz arasında aynı zamanda devam eden işte planladığımız yüzme havuzumuzla bu yeni organizasyonlara talip olmaya devam edeceğiz. Hı hı. Biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanlığımız gençliğimiz konusunda sürdürdüğümüz, geleceğimiz olan gençliğimiz konusunda sürdürdüğümüz bir takım çalışmalarımız ve projelerimizle birlikte spor alanda sürdürdüğümüz projelerimiz ve yurt alanında öğrencilerimizin eğitim kalitelerini artırmak adına onların konaklamalarındaki kaliteyi de eğitim kalitelerine destek olması adına en üst düzeyde tuttuğumuz konularımızdan bir tanesi. Bu anlamda da elimizdeki eğitim gören öğrencilerimizin barınma hizmetlerini de en üst seviyede, en üst kaliteyle sunmaya devam ediyoruz. Bunların ihtiyaçları doğrultusunda da ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde yeni yurt kazanımlarımız, yurt inşaatlarımız devam etmekte. Alanya'da, Antalya merkezde, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinin içinde, Kepez bölgesinde yurt inşaatlarımız da devam ediyor. Yani bir yandan sporun başkenti yapmaya çalıştığımız kentimizi, aynı zamanda eğitimin de hem Akdeniz Üniversitesi, Alanya, Aladdin Keykubat Üniversitesi ve özel üniversitelerimizle birlikte burayı öğrencilerin tercih noktasında da bir eğitim kenti yapma yönünde de çalışmalarımız sunduğumuz barınma hizmetiyle cazip durumda. Hı hı. Geleceğimiz dediğimiz gençlerimizin yeni dünya şartlarına hazırlanmasında, dünyanın değişen dünya şartlarında oluşan olumsuzlukların karşısında güçlü kalabilmeleri, dirayetli, yetenekli kalabilmeleri, milli değerlerine sahip kalabilmeleri ve onların ihtiyaç duydukları imkanları onlara sunabilmelerinde, projelerini hayata geçirebilmelerinde de onlara imkan ve kolaylıklar sağlama noktasında 19 ilçemizdeki hem paydaş kurumlarımızla hem tüm mesai arkadaşlarımızla tabii bu anlamda çalışmalarımız yoğun devam ediyor. Çünkü bir iş birlikteliği gerektiren bir şey. Cümlenizin başında söylemiştiniz, paydaşlarla beraber, valilikle beraber, değerli tüm kurum ve kuruluşlarla beraber yapılabilecek bir iş birlikteliği sonucunda çıkacak bir şeyden bahsediyoruz. Ki
Antalya'ya şöyle baktığımız zaman da aslında şunları söyleyebiliriz. Gerçekten çok güzel atılımlar var Antalya ölçeğinde söylediğimiz zaman, özelinde söylediğimiz zaman gerek valiliğimiz olsun, gerek diğer kurumlarımız olsun, gerçekten Gençlik Spor Bakanlığımız olsun. Antalya üzerinde çok güzel sportif faaliyetlerin olduğunu görüyoruz ve daha da ilerleyecek. Sizin de söylediğiniz yapılarla beraber, yeni gelişmelerle, organizasyonlarla. Çünkü çok keyifli bir şey var aslında. O da Antalya'nın çok uygun olması. Evet. Ya. Yani hem coğrafik anlamda gerçekten spor anlamında da çok elverişli olması. Antalya'nın coğrafya özelliği, iklim özellikleri, tesis bakımından güçlü bir kent oluşu ve paydaşlarının la birlikte işbirliği kalitesinin yüksek Yüksek oluşu olması. bu kentin organizasyon almasında da önemli rol oynuyor. Biz işte Ironman maratonu, Sea to Sky motosiklet Motosiklet. organizasyonu, Tour of Antalya bisiklet organizasyonlarımız, Turkish Open golf organizasyonumuz, dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi. İşte okçuluğun Challenge Cup'ı, dünyanın okçuluk organizasyonlarının en büyük ayaklarından bir tanesinin yine bizim kentimizde yapılıyor olması, yılda yaklaşık 40 dolayında bu kaliteli organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanında takımlarımızın hazırlık kamplarını geçirdiği dünyadaki özel iklimiyle özel ve güzel bir şehir. Tesis altyapılarıyla, antrenman sahalarıyla tüm takımların, dünyadaki bütün kulüplerin cazibe noktasına ulaşmış bir şehiriz. Buradaki sayıyı ve kalitedeki niteliği artırma adına da tabii ki biz bunları yaptık ve bu yeterli deyip durmuyoruz. Yenileriyle bu pastaki aldığımız payı artırmak adına neler Neler yapabiliriz yapabiliriz? noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Bunlara devam ederken tabii ki bizim Spor Bakanlığı'nın en önemli hedeflerinden bir tanesi olan sporun tabana yayılması, sporun bir yaşam biçimine dönüşmesi, her yaşta, her yaş grubunda insanın sporla buluşması, tanışması ve sporun kazanımlarıyla yaşaması ya da büyümesi yönünde sağlıklı nesiller oluşturmamız adına da yoğun bir çaba içindeyiz. Bunu kendi bünyemizdeki 95-96 antrenörümüzle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğinden oluşan halk eğitimler üzerinden antrenörlerimize açtığımız 180 dolayında halk eğitim antrenörüyle çalıştığımız kurslarımızla, diğer yerel yönetimlerin spor organizasyonları ya da spor kurslarını açtığı kurslarla, paydaşlarımızla işbirliği içinde yılda 100 binin üzerindeki çocuğa spor eğitimi veriyoruz. Bu spor eğitimi verirken yeteneğini keşfettiğimiz, yönlendirdiğimiz yetenek taraması diye bakanlığımızın çok özel bir projesi var. O projede seçilmiş, o projeye katılmış çocuklarımızın bu yeteneklerinin gelişmesi yönünde hazırlanan program çerçevesinde eğitimlerine devam ediyoruz. Bu eğitimleri devam ederken takip süreçlerini yönetiyoruz. Ve bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın eylem planında olan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi, 3-4-3 yanı denizlerle çevrili olan bir ülkede yüzme bilmeyen sayısının fazla olduğunu düşünüyoruz. Bakanımız bu konuda bu sayıyı en aza indirgemek, yüzme bilmeyen kalmayacak düsturuyla çıktığımız bu yolda Evet. yüzme bilmeyen çocuk ya da yetişkin bırakmamak adına ilimizde yaklaşık 70 noktada yüzme eğitimleri veriyoruz. Bunda kurum ve kuruluşların havuzlarını kullanıyoruz. Havuzlarımıza yetemediğimiz, havuzu ihtiyacımız olan bölgelerde yine bakanlığımızın gönderdiği portatif havuzlarla Akseki'den Demre'ye kadar havuzu olmayan ilçelerimize kurduğumuz havuzlarla her yaş grubuna yüzme eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerimiz devam ederken pandemi sürecinde sekteye uğramış, her şeyden önemli, sağlığın önemli olduğunu düşünüyoruz. Okul spor faaliyetlerimiz ya da yerelde oynatamadığımız faaliyetlerimizle ilgili bu salonumuz başta olmak üzere 19 ilçede sporsuz kalmamaları adına çocuklarımızın spor eğitimlerini devam ettiriyoruz. Güne en erken saatte sporla başlamaktan 19 ilçemizde
sabah sporuyla güne başlıyoruz. Haftanın bir ya da iki günü özel eğitim alan, özel eğitim okullarımızdaki bu pandemide en çok etkilendiğini düşündüğümüz çocuklarımızın, özel çocuklarımızın sporla buluşmaları noktasında onlara bütün tesislerimizde gönüllü liderlerimiz, gönüllülerimiz ve antrenörlerimizle birlikte spor dolu, hareket ve egzersiz dolu bir gün geçirip sonra onları evlerine uğurluyoruz. Kendi araçlarımızla evlerinden alıp tesislerimize ulaştırıyor. Eksik kaldığımız noktada paydaşlarımızın ulaşım desteğiyle bu süreci yönetiyoruz. Bunun sonucunda da Gençlik Spor Bakanlığı olarak işte spor hizmetlerinden ya da gençlik noktasında ya da eğitim gören çocuklarımızın barınma ihtiyaçları noktasında elimizin değmediği tek bir ferdimiz kalmasın istiyoruz. Harika. Böyle güzel bir cümleyle minik bir reklama gidelim o zaman. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Bugün değerli il müdürümüzle birlikte efendim keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz değerli Yavuz Bey'le ve birazcık böyle sportif faaliyetlerimizi konuştuk aslında birinci bölümde. Hem tesisinizi de tanıdık sizler için. Neler yapıyoruz? Antalya ölçeğinde aslında gerçekten çok uygun bir şehir olduğunu, neler yapılabileceğini, hedeflerimizi biraz konuştuk, sportif faaliyetlerimizi konuştuk. Peki ya şimdi birazcık gençlere yönelik projelere değineceğiz. Gençlere yönelik neler yapılıyor? Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu projeler neler? Ben şimdi değerli müdürümüze bu soruyu yöneltmek istiyorum. Gençlere yönelik projeler. İşimiz gençler dedik aslında. İşimiz gençler. İşimizin en önemli bölümünü geleceğimiz olan gençlerimiz oluşturuyor. İlimizde 6 tane gençlik merkezimiz mevcut. Gençlerimizin eğitim hayatlarının dışında kalan sosyal zamanlarını etkin ve verimli kullanmaları noktasında. Onların eğitim yaşantıları veya da eğitim hayatlarının destekleyici ihtiyaçlarına yönelik neler yapabiliriz? Gençlerin gelişiminin ve erişim noktasında onlara nasıl destek olabilirizden yola çıktığımız 6 tane gençlik merkezimiz ve gençlik merkezimizin olmadığı ilçelerimizde oluşturduğumuz uygun alanlardaki genç ofislerimizle gençlerimize erişme noktasında onların ihtiyaçlarına cevap verme, onların kişisel gelişimlerine destek olma, onları geleceğe hazırlama konusunda bir dizi çalışmalarımız devam ediyor. Mesela yine bunlar neler? Bunlardan en önemlisi ilimizde Alanya ve Muratpaşa gençlik merkezlerimizdeki deney yap atölyelerimiz var. Ortaokul çağında 6. sınıf düzeyinde ve lisenin başlangıç 9. sınıf düzeyinde çocuklarımızın deney yap atölyelerimize yaptıkları başvuru sonucunda o eğitimleri almaya hak kazanan çocuklarımızın nanoteknolojiden uzay bilimine kadar, robotik kodlamaya kadar birçok alanda Türkiye Teknoloji Takımı ve TÜBİTAK işbirliğiyle eğitimcilerle bu çocuklarımızın milli ve yerli sanayimize desteklemek, onlara olan ilgiyi, bilgiyi artırmak adına bir takım eğitimlerle onların geleceklerini mühendislik alanda planlamaları yönünde de sunduğumuz deney atölyelerimizle bu hizmetimizi devam ettiriyoruz. Yaklaşık 6 gençlik merkezimizde 50 binin üzerinde, 60 bin dolayında genç üyemize ulaşıyoruz. Gençlik merkezimizde ulaşamadığımız gençlerimizin bu ihtiyaçlarını ve kişisel gelişimlerini ya da zamanı etkin ve verimli kullanmaları adına onlara sunduğumuz bir takım çalışmalar ve projelerle onları gençlik merkezlerimizde daha etkin, verimli ve kaliteli zaman geçirmeleri yönünde bir yaşam çerçevesi, bir akış belirliyoruz. Olmayan yerlerimizde genç ofislerimiz,
Genç ofislerimizin olmadığında temas noktaları anlamında gençlerimize erişmek merkezim her yerde projeleriyle, gençlerimizle, gönüllülerimizle, liderlerimizle, o biraz önce bahsettiğim 50 binin üzerindeki üyemizle, diğer gençlere erişim noktasında bir dizi sosyal sorumluluk projeleri ve çalışmaları sürdürüyoruz. Bu projelerimizle gençlerimizin hem geleceklerini planlarken hem ülkemizin gerçekleriyle ilgili farkındalıklarını da artırmak yönünde işte gönüllülük projemiz var. Gönüllülük yılımızdı 2020 yılı biliyorsunuz. Evet. Gönüllü gençlerimizle bu süreci yönetirken içinde bulundukları gönüllülük projelerinden de bahsetmek istiyorum lütfen, size. Lütfen. Bu projelerimizden örneğin ihtiyaç sahiplerini tespit noktasında gönüllülerimiz işte mahalle muhtarlarıyla, kaymakamlarla giriştikleri işbirliği sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerinin, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarıyla onları buluşturma noktasında gönüllü kumbaramız var. Bir takım çalışmalarımız, bir projemiz var. Bir diğer projemiz havaalanında unutulan kayıp eşyalar, unutulan eşyaların onlarla yaptığımız havaalanı kayıp eşya daire başkanlığı yaptığımız işbirliği sonucunda onları merkezimizde toplayıp bu ihtiyaç sahiplerimizin ihtiyaçları ölçüsünde örneğin bebek arabasından valize, monttan powerbank'e, şapkaya, kemere, kıyafete kadar kullanılmamış ya da çok az kullanılmamış eşyaları o ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğumuzdaki ihtiyaçları ölçüsünde evde eriştiğimiz ihtiyaç sahibinin küçük çocuğu varsa bebek arabasıyla ve onun bir takım hediyeleriyle ihtiyacına yönelik, yaş gruplarına yönelik hazırladığımız hayırsever ihtiyaçları ve malzemeleriyle gittiğimizde onların gözlerindeki mutluluk ya da oradaki ifade bizim bir sonraki projeye daha hızlı sarılmamıza sebep oluyor. O projede görev alan gönüllü çocukların bizim gençlik merkezlerimizin liderleri, gönüllüsü, bağımlısı olmuş oluyorlar. İçinde bulunduğu projede var olmak, birine elini değmesi, gencin de ondan sonraki yaşamında önemli bir yol haritası oluyor gençlerimiz kesinlikle. İçin. Yine köyümde sinema, köyler sporla buluşuyor. Spor ve gençlik liderlerimiz, antrenörlerimiz, gönüllülerimizle birlikte bugün Finike'mizin bir köyünde köy meydanında oluşturdukları aktivite alanlarıyla maske, mesafe, hijyen kuralları doğrultusunda orada akşama kadar bir takım aktiviteler yaptırılıp akşamda köyümde sinema projemizle oradaki çocukları, yetişkinleri, aileleriyle birlikte proje kapsamında mutlu bir gün geçirip sonra merkezimize ve evlerine geri dönecekler. Yine gençlik merkezlerimizin Antalya'mıza özgü Turuncu Keşfet diye bir projemiz var. Biliyorsunuz bütün caddelerimizi görsel olarak da süsleyen turuncu ağaçlarımızı. Turuncu ağaçlarımız. Hani sıfır atık projesi kapsamında da geri dönüşümünden faydalanmak adına gençlerimiz, gönüllerimizle bu turunçları toplayıp onlardan reçel, marmelat ve suyundan limon suyu oluşturup hem turuncun bölgedeki önemini ve hem farkındalığını yaratıp hem de geri dönüşüme, sıfır atığa katkıda olmak adına bundan üretilecek bu reçellerimizi ihtiyaç sahiplerimizle tekrar buluşturmayı planlıyoruz. Akıllı rozet projesi var. Bu pandemi sürecinde ortaya çıkan projelerimizden bir tanesi akıllı rozet. Yine gençlik merkezimizdeki gençlerimizin bilişime olan ilgisi, deneyaplarda eğitim alan çocuk gençlerimizin katkısıyla oluşturdukları akıllı rozetlerle özellikle toplu taşımada ya da kalabalık engelli düzeyi görme engelli gençlerimizin bu rozetle, akıllı rozet projemizle mesafe yaklaşımında verdiği sesli, titreşim ve mi? Sesli uyarıyla evet. Onun kendini korumaya alması ya da o kalabalıktan ulaşması yönünde yaptığı uyarılarla onları bu
maske ve hijyen kuralının dışında mesafesini ayarlama noktasında da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yine gençlik merkezlerimiz arasında GençBiz diye bir bisikletle ilgili bir projemiz var. Gençlik merkezlerimiz arasında gençler gençlik merkezlerimize ait bisikletlerle okuluyla gençlik merkezler arasında ya da şehirle olan küçük temas noktalarındaki ihtiyaçlarını karşılasın. Sonra akşam geldiğinde kendi bisikletiymiş gibi merkezimize bırakıp yarın bir başka arkadaşı ya da kendisinin kullanımında bu ihtiyaçlarını karşılaması noktasında da böyle bir projemizde gençlerimizle ilgili devam ediyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman aslında söylediğinizde gerçekten yüz güldürücü ve tabii ki de umutlu. Bunlar çok önemli projeler. Baktığımız zaman işte köyümde sinema projesi var, işte Turuncu Keşfet projesi var, Genç Biz projesi, Özel Gençler Engelsiz Kamp'ta. Bunlarla alakalı söyleyebileceğimiz aslında o kadar çok. Gönüllü Kumbarası projesi zaten bahsetmiştik. Gençlere olan yatırım, gençlere yönelik yapılan bütün projeler ses getiren, gerçekten hafızalarda kalan projeler diye düşünüyorum. Ve buyurun lütfen. Yani gençlerle yapılan yatırımın aynı zamanda geleceğimize yaptığımız bir yatırım olduğunun farkına varmalıyız. Biz de bilincindeyiz. Evet. Bu arada bu süreçte en çok etkilenen özel çocuklarımızın biraz önce de bahsetmiştim. Haftanın bir ya da iki günü bu özel çocuklarımızı aktivitelerle, etkinliklerle buluşturuyoruz ama biliyorsunuz bizim Gençlik Spor Bakanlığımızın doğa ve deniz kampları diye kamp merkezlerimiz var. Kamp merkezleri, evet. Bu yaz kampları ve kış kampları olmak üzere iki ayrı dönemde bu kamplarımız yine bu gençlerimizin birlikte zaman geçirmeleri, kendi kişisel gelişimlerini desteklemeleri adına yıl boyunca devam eden kamplarımız var. Bu kamplarda oluşturduğumuz ara boşluklarda bir ilki yapmayı istedik. Engelsiz kamp. Engelsiz kamp projesi. Evet. Bu özel çocuklarımızı öğretmenleri ve bizim gençlik liderlerimiz, genç gönüllülerimizle birlikte bu kampımızda konaklamalı, ailelerinden ilk kez uzakta kalmayı ya da kalabildiğini başarmış bir özel çocuğun yüzündeki farklı bir ifadeyle onları kampımızda iki gün misafir ettik. Neler sağlandı çocuklara? Şimdi onu da değerli izleyicilerimize paylaşmayı çok istiyorum. Biraz bize iç kısmı anlatır mısınız o havayı? Çocuklarımızın kampa geldiklerinde rehber öğretmenleriyle birlikte geliyorlar. Kamp programımızı, kampımızın tanıtımından sonra bizim gönüllü ve lider arkadaşlarımızın, eğitimli arkadaşlarımızın kamp akış programı başlıyor. Çocuklarımızın engel düzeyine göre bisiklete biniyorlar. Yine işte yapabildikleri spor aktivitesi anlamında voleybol, basketbol, okçuluk eğitimleri, deneme eğitimleri alıyorlar. Başarabildiğinin, bıraktığı okun hedefe saplanmasındaki mutluluğunu gördüğünüzde onun kendi iç dünyasında neler yapabildiğine olan inancı, mutluluğu görülmeye değer olduğunu düşünüyorum. İp parkurumuzda tırmanma duvarımızda gerekli tedbirler alınarak yine bu düzeyler hesaplanarak minik tırmanmalar, aktiviteler yaptırılıyor. Akşam kampımızda bir kamp ateşi yakılıyor. Bu çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda bir takım kendilerini anlatmalarına yönelik onlara imkanlar sağlanıyor. Sonra işte herkes bir gece konakladıktan sonra ikinci gün kahvaltıdan sonra yine başladığımız aktivitelerimiz işte at binmeyle ve engel düzeylerindeki bir takım spor aktiviteleriyle onları ailelerinden aldığımız gibi kendi araçlarımız ve evlerine, ailelerine teslim etmiş oluyoruz. Hı hı. Ailelerinde inanılmaz bir mutluluk yaşanıyor. Çocuğunun ilk kez anne baba ebeveyn olmadan bir yerde konaklayabildiğini, kampta kalabildiğini, çocuğun bundan inanılmaz mutlu olduğuyla ilgili de geri dönüşler aldık. Bu yoğun geri dönüşlerden sonra bunun tekrarına başladık. İkincisini de geçen hafta tamamladık. Yine çocuklarımız çok mutlu. Onları evlerine uğurlamış olduk.
Evet, kendi kendilerine yetebilmeyi görmek, değil mi? Evet. Özel durumlu çocuklarımızın kendi kendilerine yetebilmesini görmek ne kadar büyük bir keyif. Hem sizlere yansıtmış ol, yaşatmış olduğu o has, hem de çocuklarımız üzerindeki çok olumlu bir etkisi var. Yapabilmek, başarabilmek, başarmak, evet. Değil mi? Başarmak. Zaten bütün azmin sonucu da bu olsa gerek. Şimdi ekleyeceğiniz son olarak bir şey var mıdır? Özellikle gençlere yönelik projeler kapsamında ben biraz pandemi çalışmalarınıza da dikkat çekmek istiyorum. Tabii ki pandemi süreci ülkemizde dünya konjonktürüne bakıldığında çok iyi yönetilmiş bir süreç. Bu süreçte bu maske, mesafe, hijyen kurallarında ya da hareketsiz kalan gençlerimiz ve yetişkinlerimize erişme noktasında biz de durmadık. Kendi antrenörlerimizle, sosyal medya aracılığıyla, YouTube'dan yaptığımız yayınlarla, Instagram'dan yaptığımız yayınlarla, sizin VTV kanalıyla yaptığımız işbirliğiyle bu süreçte yine salonlarımıza getiremediğimiz, aktivite yaptıramadığımız her yaş grubu vatandaşımızın evine girmiş olduk. Evet. Bu yaptığımız aktivitelerle. Çok da büyük bir başarı kat ettiğini düşünüyorum. Özellikle yayın olarak hani Antalya'nın Tek Televizyonu Kanal B üzerinden yapmış olduğumuz çalışmalarda bunu zaten yansıttı, değil mi? Bununla ilgili çok önemli geri dönüşler aldık. Bu süreçte yaklaşık bu sosyal medya aracılığıyla, kanalınız aracılığıyla 3.900-4.000 eylem gerçekleştirdik antrenörlerimizle, gençlik liderlerimizle, gönüllülerimizle. Çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin evde hareketsiz kalmalarına meydan vermemek adına onları evlerinde de olsa sporun, hareketin, egzersizin içinde tutmayı başardık. Burada VTV'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız programlarla yaklaşık hem YouTube ve sosyal yayınlar ve kanalınızın yaptığı tanıtımlar ve programlarımızla yaklaşık 35-40 bin kişiye bu pandemi sürecinde bu aktivite programlarımızın içinde tutmayı başardık. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir projeyi gerçekten ulusal anlamda çok büyük kitlelere yaymak nezdinizde bizim için gerçekten bir şeref, bir mutluluk. Çünkü Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü evet kapsamında yapıyoruz bu projeleri ama sesimizi duyurabilmek ve biz ne kadarız, neler yapabiliyoruzu ekranlara yansıtabilmek gerçekten bizler için de çok büyük bir güç. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Bunu yaparken ne kadar değebiliyorsak, ne kadar gençlerimize değebiliyorsak, ailelerimize de ne kadar değebiliyorsak tabii ki de en büyük sanırım mutluluk ve keyif de bu olsa gerek ve bu rakamları da sizlerden duyuyoruz. Bu önemli bir sayıdan yani bahsediyoruz tabii aslında. Bu süreç uzun bir süreçti. Uzun bir süreç. Bunda başladığımızda insanların kendilerini izole ettiği bir dönemde evlerinde aktivitenin, egzersizin içinde onları tutarak sürecin daha yumuşak kurallara dönüştüğü dönemde başlayan aktivitelerimizde çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin aktivitelerine devam ediyor olmak, hı hı, ve onların bu süreçten hala devam etmekte olan bir süreç. Hala maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok önem göstermemiz gerektiği artış hızına baktığımızda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada sporsuz ve hareketsiz kalmamaları adına yaptığımız bir takım çalışmalar bilim kurulunun ışığı altında, evet, onların kurallarıyla, bizim salonlarımızda aldığımız tedbirlerle şehrimizin birinci bölümümüzde bahsettiğimiz gibi coğrafi konumu, iklim koşullarından dolayı aktivite yapabileceğimiz açık alanlara taşıdık spor aktivitelerimizi. Performans gruplarımızın, lisanslı sporcularımızın antrenmanlarını da açık havada yapabildikleri ölçüsünde uluslararası federasyonların yayınladığı antrenman programları ya da bilim kurulumuzun, ilgili federasyonlarımızın belirlediği çerçevede bu açık alanlarda da antrenmanlarımıza
devam ediyoruz. Kapalı alanlarda yaptığımız antrenmanlarda işte 6 metrekareye bir çocuk düşecek şekilde pandemi kurallarına dikkat ederek, yine maskeye, hijyene, mesafeye dikkat ederek bu süreci yönetiyoruz. Yine bu süreçte pandeminin birinci bölümünde evlerde yaptığımız aktivitelerde vatandaşlarımızı hareketsiz bırakmama adına yaptığımız çalışmalardan arda kalan zamanlarımızda antrenörlerimiz siperlik üretiminde binlerce siperliği üreterek gençlik liderlerimizle, gönüllü gençlerimizle ihtiyaç olan kurum ve kuruluşlarımızı bu maskelerimizle buluşturduk. Yine bütün personelimizle vefa gruplarında görev alarak bu süreçte bu yoğun çabada bu mücadeleye destek olmak adına elimizden geleni yaptık. Bu süreç devam ederken sağlık çalışanlara olan vefa borcumuzu Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak ödemek adına yine kampımızda onların izin günlerine denk gelen günlerde anne çocuk ve baba oğul kamplarıyla bir an olsun çocuklarından göremeyen, uzak kalan, onlarla birlikte zaman geçiremeyen anne babalarımızın Gençlik Spor Bakanlığımıza ait kamplarımızda bir hafta sonu ya da iki gün misafir konaklamalı edildi. O kamplarımızda onları misafir edip onların aileleriyle mutlu, kaliteli, güzel zaman geçirip geri döndüklerinde orada aldıkları pozitif enerjiyle kaldıkları yoldan, yerden bu mücadeleye devam etmeleri noktasında da destek olmaya çalıştık. Evet, programımızın artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu vesileyle aslında tabii ki en son pandemiyle bitirdiğimiz için sağlık çalışanlarımıza, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha emektarlarımıza buradan teşekkür etmeyi yine kanal ve ekranlarından diliyorum. Sizlerin de söylemek isteyeceği şeyler muhtemel vardır, mutlaka vardır. Bununla beraber Gençlik Spor İl Müdürlüğü kapsamı değerli hocalarımız, gerçekten canla başla çalışan, yine fedakarca, çünkü bu dönemde hala o eğitime evet gerekli olan tedbirleri sağlayarak devam ettiler. Yine çocuklarımıza, gençlerimize gerek açık alanlarda, gerek kapalı alanlarda biz onlara da çok teşekkür etmek istiyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle değerli izleyicilerimize özellikle sporla alakalı belki de birkaç dipnot verebiliriz. Ya izleyicilerimize bu süreçte sporla kalın. Bizimle kalın, mutlu kalın ama muhakkak maske ve mesafeyle kalın. Aman. Hijyeni elden bırakmayın. Bu sürecin sonunda hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak da gereken tedbirleri alarak yolumuza devam ettiğimizi, değil mi? Bu güvenin de her zaman sağlandığının da aslında bilgisini verdik. Bu süreçte çocuklarımız, gençler sizlere emanet, değil mi? Evet, gençlerimiz bu süreçte bizlere emanet. Biz onların ailelerimizin evlerinde sağladığı o maske, mesafe ve hijyen kurallarının bizim tesislerimizde de aynı özenle, aynı dikkatle sağladığımızı bilmelerini istiyoruz. Gönülleri rahat, işleri rahat olsun. Bizimle kalsınlar, sporla kalsınlar, mutlu kalsınlar diyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız için, bizleri de misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Efendim, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yavuz Gürhan'la birlikteydik. Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü kapsamında aslında çok özel, çok detay konulara yer verdik. İlk defa kendisi kanal ve ekranlarında yayındaydı ve göreve gelme süreciyle beraber bütün yapılanları, neler olabilir, nasıl büyüyebiliriz, tesisleşme çalışmalarımız neler olabilir, kendisinden daha detaylı bilgileri aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii kanal ve ekranlarında da biz hala daha yayında olan, bildiğiniz üzere gençlik sporla alakalı bütün branşları, bütün sportif faaliyetleri ekranınıza getirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz tabii ki. Hepinize tekrardan çok teşekkürler efendim, bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için. Görüşmek dileğiyle, sporla kalın, hoşça kalın.